Soğuk bir Şubat sabahıydı. Askeri ateşelik görevi için geldiği Sofya'nın sert soğuğuna hala alışamamış, doğup büyüdüğü Selanik'in yumuşak havasına özler hale gelmişti. İstanbul'un soğuğuna bile razıydı. Yatağından kalkıp penceresini açtı. Buz gibi kış havası içeri doldu. Günlerdir devam eden kar yağışı artık durmuştu. İnsanlar evlerinin önünde birikmiş karı temizlemeye, yollarda düşmeden yürümeye çalışıyordu. En az gökyüzü kadar mavi olan gözlerini ovuşturdu. El ele sokakta yürüyen bir kadın ve adama takıldı gözü. Onlar köşeyi dönünce de kucağında çocuğuyla yürüyen bir kadını takip etmeye başladı. Dünyada herkesin bir eşi, bir dostu, bir çifti varmış gibi geldi. Odaya doğru döndü ve pencerenin pervazına yaslandı. Hiç kimsesi yoktu Sofya'da. Göreve atanmasıyla birlikte apar topar Bulgaristan'a gelmişti. O günden beri de resmi konuşmalar dışında neredeyse hiç kimseyle iletişim kurmamıştı. Yalnızlık hissi içinde gitgide büyüyen bir boşluk açıyordu. Şuracıkta dünya üzerinden yok olsa kimsenin farkına bile varmayacağını düşündü. İşten kalan vaktini doldurmak için her akşam tiyatroya ya da operaya gidiyor, kalabalık içinde kaybolarak yalnızlığını bir nebze olsun unutmak istiyordu. Uyanır uyanmaz kendini bu duygulara kaptırmak hiç ayrı alamet değildi. Böyle başlayan bir gün çok daha kötü sonuçlarla bitebilirdi. Kafasını bir an önce boşaltmalı ve devletinin temsilcisi olarak vazifesine odaklanmalıydı. Üniformasını giydi. Yeni yıkadığı saçları altından bile daha parlaktı şimdi. Özenle taradı ve şekil verdi. Artık tüm hazırlıklar tamamdı. Paltosunu alarak evden çıktı. Dış kapıyı açar açmaz bir saat önce onu pencerede selamlayan soğuk hava bir kez daha vurdu yüzüne. Yalnızlığını bulaşıcı bir hastalıkmış gibi çevreye yaydığını hissetti. Biraz önce penceresinden izlediği kalabalık sokakta şimdi hiç kimse yoktu. Sessizlikte adımları yankılanıyor, sokağın diğer ucundan bile duyuluyordu. Bir şeyler atıştırmak amacıyla ana caddedeki Bulgarya Pastanesi'ne yöneldi. Pastanedeki sobadan yayılan sıcaklık dükkanın camlarını buğulandırmıştı. İçeriği göremiyordu ama mis gibi peynirli baniçka kokusunu 20 metre öteden almıştı. İçeri girdi, pastane sahibini selamladı. Cam kenarındaki masalardan birine oturdu. Bir yandan elleriyle camdaki buğuyu silip sokağa görmeye çalışırken bir yandan da 2 porsiyon baniçka sipariş etti. Biraz bekleyecekti çünkü pastane bir hayli doluydu. Soğuk havadan kaçan herkes buraya sığınmıştı. Gözleriyle içeriği taradı, tanıdık bir yüz aradı. Her masada en az 2 kişi varken o yine tek başına oturuyordu. Kahvaltısını yapmaya başladı. Büyükelçilik binasına doğru yola çıktığında tiyatronun önünden geçerek akşam programına bakmaya karar verdi. Neredeyse izlemediği hiçbir oyun kalmamıştı. Aralıklarla buğulu camı silmeye ve yoldan geçenleri izlemeye devam ediyordu. O sırada askeri üniformalı birisinin pastaneye doğru yürüdüğünü fark etti. İçeri giren asker siparişini verdikten sonra beklemeye başladı. Bir yandan da müşterilere göz gezdiriyor, ellerini ovuşturarak sıcak havadan faydalanmaya çalışıyordu. Göz göze geldiler. Bir yerden tanıdık geliyordu karşısındaki bu adam. Askerin gözü de bu sarışın, mavi gözlü adamı bir yerden ısırıyordu. En sonunda tanıdı ve ona doğru yaklaştı. Bir önceki Türk-Bulgar yemeğinde karşılaşmış, hatta aynı masada oturmuşlardı. O ise Sofya'ya yeni geldiği ilk günleri dalgın geçirmiş, sosyal hayatında tanıdığı kimseyi aklında tutamamıştı. Selamlaşmanın ardından onun da hafızası tazelenmişti. Sofya'ya alışıp alışmadığıyla ilgili kısa bir sohbet ettiler. Her şeyin yolunda olduğunu söylüyor, heybetli ve karizmatik duruşunun arkasında Türk devletinin gücünü taşıdığını belli etmek için asla içindeki yalnızlığı yansıtmıyordu. Bir yanı ise gençliğinin baharında saat kavramını unutacak kadar arkadaş ortamlarında vakit geçirmek istiyordu. Akşam bir planı olup olmadığı sorusu gelince bir an heyecanını gizleyemedi. Şehir kulübünde devlet büyüklerinin de olacağı bir gece olacak. Türk heyeti de davet edildi. Muhtemelen elçiliğe gittiğinizde haberiniz olacaktı. Ben erken davranmış oldum, dedi asker. Haftalar, hatta aylar sonra mesleğinin de etkisiyle sosyalleşebileceği bir ortama katılacaktı. Görüşme dilekleriyle ayrıldı asker yanından. Baniçkasını daha iştahlı yemeye başlamıştı şimdi. İçerideki havanın iyice ısındığını hissediyordu. Kendi içindeki gençlik ateşi sarıyordu her yanını. Akşama kadar saatleri sayacak, eğlence anını bekleyecekti. Baloya kısa bir süre kalmıştı. İşleri biter bitmez hızla eve gidip hazırlanmıştı. İstanbul'dan getirdiği siyah fırağını giydi. Saçlarını tekrar taradı ve yola çıktı. Kısa süre önce tanıştığı Dima Açkov imzalı davetiyeyi girişteki görevliye gösterdi. Görevli başını yerlere kadar eğerek onu selamladı. Mustafa Kemal, ileride Çanakkale'ye gönüllü olarak gelip şehit olacak bu görevliyi bir daha hiç unutmayacaktı. Görevli de bu altın saçlı, mavi gözlü devi. Büyük salona yaklaştıkça müziğin sesi gitgide artıyordu. Köşeyi döndüğünde içeride neredeyse 100 kişi olduğunu fark etti. Generallerin aileleri, soylu sınıfı, sosyetenin tanınan isimleri, ülkenin sevilen sanatçıları, rütbeli askerler. Dostlarını bulmak için salona göz gezdirdi. Ona bakan bir çift gözle karşılaştı bir an. Gözlerini salonun diğer ucundaki Mustafa Kemal'e diken bu genç kadın bir an olsun odağını değiştirmiyordu. Bembeyaz teni ve giydiği fil dişi renkli elbisesiyle adeta bir melek gibiydi.
sersemlemişti. Ömründe bu kadar duru güzelliği olan bir kadın görmemişti. Kalbi hızla çarpıyordu, terlemeye başladı. Ancak o, ne olursa olsun bir devleti temsil ediyordu. Soğukkanlı kalmalıydı. Genç kadının bulunduğu noktaya bakmamaya çalışıyordu. Dostlarını bulup yanlarına gittiğinde salonun en güzel kızıyla en uzak uçlardaydı. Masadaki sohbete katılamıyor, onu görebilmek için kalabalık arasında bir boşluk arıyordu. Ancak kadının başı sürekli kalabalıktı. Garson sürekli başkaları tarafından ikram edildiği belli olan içkiler getiriyor, kadın ise reddediyordu. Kendisiyle konuşmaya çalışan insanlara karşı ters bakışlar atıyor, o da kalabalık içinde bu sarışın adamı arıyordu. Göz göze geldiler. Herkese soğuk bakan kızın gözlerinde şimdi sıcacık bir yaz günü edası vardı. İçinde fırtınalar kopuyordu. Gülümsediğinde yanağında oluşan gamzeyi salonun öteki ucundan görebiliyordu. Masmavi gözleri parlıyor, ona baktıkça daha da ışıldıyordu. Masadaki bir arkadaşının seslenişiyle daldığı rüyadan uyandı. Kendisine sorulan sorulara cevap verirken bir yandan kıza bakmaya devam ediyordu. Artık tanışma vakti gelmişti. Türk heyeti olarak selamlanması gereken masalar vardı. Bulgaristan'ın önde gelen birkaç ailesiyle tanıştı. Masalar geçildikçe gitgide ona doğru yaklaşıyor, artık onun elini sıkmak istiyordu. Ve zamanı gelmişti. Grupla gezen yetkili Mustafa Kemal'i takdim etti. Kadının önünde bir reverans yaptı, elini öptü. "Dimitrina," dedi kadın. "Sizi tanımak büyük bir şeref Dimitrina," dedi gözlerini kadından ayırmadan. "Miti diyebilirsiniz. Yakınlarım bana Miti der." Söyleyecek kelime bulamıyordu. Kalbi yerinden çıkacak gibiydi. Sadece başını sallayabildi. Tanışma faslı bitmiş, Türk heyeti masaya dönmüştü. O sırada orkestradan Mavi Tuna ezgileri duyulmaya başladı. En sevdiği vals müziklerinden biriydi. Kendisini göstermenin zamanıydı şimdi. Ama nasıl diye düşündü. İlk notalardan itibaren general kızı Dimitrina'nın etrafı onlarca hayranıyla dolmuştu. Onunla dans etmek için sıraya giriyordu herkes. Diğerleri de Miti'nin kimi seçeceğini merak ediyor, kaçamak bakışlarla onu izliyordu. Miti ise herkesi reddediyordu. O soğuk bakışları yeniden oturmuştu yüzüne. Tüm gece hayranlıkla izlediği bu kadının kiminle dans edeceğini o bile merak etmeye başlamıştı. Bu ihtimal aklından geçer geçmez beyninde bir şimşek çaktı. Çok savaş alanından geçmiş, hepsinden başarıyla ayrılmıştı. Aşk meydanında kaybedemezdi. Kararlı bir şekilde ayağa kalktı. Kalabalığı bir kılıç gibi yararak geçiyor, hızlı adımlarla Miti'ye yürüyordu. Miti'nin gözleri yine ışıldamaya başlamıştı. Yaklaştı, eğildi ve tok bir sesle konuştu. "Bu dansı bana lütfeder misiniz?" Kıskançlık dolu bakışların arasında karizmatik askeri teklifini kabul etti Miti. Kendisine uzanan eli tuttu ve salonun ortasına doğru yürümeye başladılar. Sofya'nın en gözde kızı, tüm gece diğer kadınların dikkatini çekmesine rağmen gözü kimseyi görmeyen bu Osmanlı ateşisiyle dans etmeye başladı. Birbirlerini yıllardır tanıyormuş gibi hissediyorlardı. Kalabalığın kendileri hakkında konuşmalarını aldırmayarak adeta romantik bir film sahnesini gerçeğe çeviriyorlardı. Er meydanında sırtı yere gelmeyen ve gelmeyecek olan Mustafa Kemal, gönül savaşında da galip gelmiş, ilk görüşte aşk kavramına o gece inanmıştı. O günden sonra Miti ile her gün görüşmeye başladılar. Kusursuz bir aşkın filizlerini atmışlardı. Ancak Miti'nin babası Rus çarının en yakın adamlarındandı. Kızının gönül ilişkisine saygıyla yaklaşsa da çar da dahil herkesten baskı görmeye başlamıştı. Bulgar ve Osmanlı savaşlarında karşı karşıya gelmiş iki ordunun mensupları gönül ilişkisiyle bir araya gelemezdi. Baskılar dayanılmaz hale geldiğinde bir akşam Mustafa Kemal'i ziyaret eden baba ona bu sevdadan vazgeçmesini söyledi. Sevgi ve saygı çerçevesinde devam eden bu ilişki artık daha fazla uzamamalıydı. Miti'nin haftaya bir mühendis ile evleneceği yalanını söyledi ve kızıyla bir daha görüşmemesini istedi. Bu sözler onda bir yıkım etkisi yaratmıştı. İmkansız bir aşkın içinde olduğunu ilk günden beri biliyordu. Ancak bunu kendisine dahi itiraf edememişti. Miti'nin babasının sözlerini onayladı ve aynı akşam tüm eşyalarını toplayarak Sofya'dan ayrıldı. İstanbul'a dönmek için bindiği trende aşkından, hayallerinden ve Sofya sokaklarında Miti ile yaşadığı tüm güzel anılardan uzaklaşıyordu. Ülkesine dönmeli, yüreğindeki boşluğu vatan sevgisiyle doldurmalıydı. İlerleyen yıllarda tanıştığı Fikriye Hanım da onda büyük bir iz bırakacak, 1923'te Latife Hanım'la 2 yıl sürecek bir evlilik yapacaktı. Miti ise 12 yıl boyunca Mustafa Kemal'in dönmesini bekledi. Baskılara dayanamayınca da bir avukatla sevgisiz ancak saygılı bir evlilik yapacaktı. 1966 yılının 7 Ağustos'unda hasta yatağında yatarken kalbini ablasına açtı. "Dün gece rüyamda Kemal'i gördüm. Kısa süre içinde onunla tekrar kavuşacağım," dedi. Aynı günün akşamı da hayatını kaybetti. Fani hayatta kavuşamayan iki aşık belki de son nefeslerini ruhlarının birbirini bulacağı hayaliyle verdiler.